Tabii. Evet, onun gereğini yapın lütfen. Ben çok zeki bir robotum. Bana her şeyi sorabilirsin. Bakan Bey'in sözünü neden kestin? Yanlışlıkla oldu. Çok üzgünüm. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın sözünü iki defa kesen, kızdıran robot bugün özür diledi. Robot ilerleyen günlerde havalimanlarında, otellerde... Senden bahsediyorsun. Senden bahsediyorum robotçum. Sen hep böyle söz keser misin? Bakanın da sözünü kestin. Özür dilerim. Peki. Affedelim mi bakanım? Affedelim bence. Dinlerken anlamadığını... Anlayamadım diye sordu. Başka bir şey olmadı orada. Robot konuşulanları anlamadığında açık açık söylüyor. Önceden programlanmış, yani hafızasına standart cümleler yüklenmiş. İnsanın konsantrasyonu bozuluyor. Ve Bakan Bey de dedi ki artık yani şu anda olduğu gibi. O da dedi ki lütfen işte aynen böyle oluyor. Kiminle konuştuğunu bilecek yaşta değil. Sadece 3 yaşında bir robot. Robotumuz 3 yaşında Çin'de yapıldı ve tam 20 kilo ağırlığında konuşabiliyorsunuz ama zaman zaman size verdiği cevap biraz geç oluyor. O kadarına da artık katlanacaksınız. Değil mi robotçum? Üzgünüm. Dikkatli dinleyemedim. Tekrar söyler misin? Çok uzun konuştum. Bir daha söyleyemem. Yazılımda yükleyebiliyorsunuz. Mesela dans ediyor, verilen komutları yerine de getiriyor. Aytaç, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Düşünmüyor musun? Çok şirinsin. Gel bir de sarılalım, gel. Harika hissediyorum. Müzik ya da film yükleyebiliyorsunuz. İnternete de giriyorsunuz. Aynı anda konuşmak nasıl bir duygu efendim? Ben de şu anda susturmak istiyorum. Robotçum, neden susmuyorsun, sürekli araya giriyorsun? Hayatı yansıtıyorum. Fiyatıysa 10-12 bin dolar arasında. Yanımda bana sırtını dönme. Gelirim. Asla bakan bana sırtını dönme. Patronluk taslamam için programlanmadım. Ahmet Hakan da bizi görecek mi? Görecek. El sallamak ister misin buradan?